Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı oldukça geniş bir hinterland. Görev alanlarınızdan bir tanesi Sertav ya da Anamur'un Kaledranı, diğer taraftan da Adana sınırı, işte Çukurova sınırı ve Ankara yolu üzerinde Pozantı sınırına kadar 16 bin kilometre kare alan geniş bir sınır. Zabıtamızın görev dağılımı da oldukça geniş alanları kapsıyor. Yani hallerden çevre sağlığına kadar, kentin düzenine kadar, huzuruna, mutluluğuna kadar birçok konuda sizlere önemli görevler düşüyor. Bunu yaparken de tepeden tırnağa buna hazır olması lazım zabıta memurunun. Örnek insan olması lazım. Toplumun içerisinde insanlara gülen, onlara anlayan, hoşgörülü davranan, yardımsever, nezaketli, asaletli bir insani yapıya sahip olması lazım. Neticede halkla karşı karşıya kaldığı zaman halk karşısında zabıtadan öde belediyeyi görür. Belediye, o zabıtanın tavrı, davranışı aslında belediyeyi ifade eder, belediyeyi temsil eder, hatta beni temsil eder. Yani kaba bir davranış, ben yapmışım gibi vatandaşı üzer. Güzel bir davranış, ben yapmışım gibi onu mutlu eder. Ben bunu her ortamda özellikle size telkin etmek istiyorum. Yani vatandaşın hizmet almasının önünde vatandaşa önce bir iyi davranmak. Asil görev, başat görev. Sonra hizmeti en iyi şekilde yapsın. Ama bu bilinçten yapması gerektiğini düşünüyorum zabıtamızın. İl düzeyinde 241 toplamda zabıtamız var. Biz de idari olarak zaten hem uyguladığımız personel rejimiyle hem onlara destek olacak lojistik enstrümanlarla, araç gereçlerle olması gerekeni, medeni bir şehirde, modern bir toplumda olması gerekeni yapmak için gayret sarf ediyoruz. O konuda da bütçede herhangi bir açıkçası daraltmaya, kısıtlamaya değil, makul olan, uygun olan her şeyi yok demeden yerine getirmeye çalışıyoruz ki siz görevinizi doğru yapın, zamanında yapın, etkin yapın diye. Tekrar kutluyorum nezdinizde tüm birimde çalışan mesai arkadaşlarımıza da selamlarımı gönderiyorum sizlerin aracılığıyla. Haftanız kutlu olsun. Zabıta, beldenin düzenini ve esenliğini sağlayan, belde halkının sağlık ve huzurunu koruyan, belediye organlarının, işte meclisin ya da diğer encümenin aldığı kararları, emir ve yasakları uygulayan ya da kanunların veya yönetmeliklerinin verdiği diğer görevleri yerine getiren, 7-24 saat esasına göre görev yapan kolluk kuvvetidir efendim. Biz tabii görevimizi yaparken Atatürk ilki ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı ve bütün vatandaşa eşit mesafede yakın olacak derecede görevimizi yerine getiriyoruz. Görevimizi yaparken sizden aldığımız destekle, sizin talimatlarınızla aynı şekilde işte teçhizat desteği olsun, araç desteği olsun veya da diğer tüm ihtiyaçlarımızda sizin talimatınızla hepsi tam. Arkadaşlar da çok memnunlar. O yüzden de bu görevlere de yansıyor, moral motiv oluyor, işi sahipleniyorlar, aidiyet duygusunu geliştiriyor. O yüzden biz görev yapmaktan memnunuz. İnşallah sizlere layık veya da halkımıza layık görev yaptığınız inancındayız efendim. Sizin daha önce de söylemiş olduğunuz gibi zabıta belediyemizin gülen yüzüdür. O yüzden de arkadaşların halkla olan diyaloglarında mutlaka halkla ilişkiler veya da diğer hitabet kısmında dikkat etmeleri gerektiği yönünde. Biz de o yüzden sizin talimatınızda halkla hizmet işi eğitimleri tamamladık.